etrafında konuş. Süfyan Erdoğan kral ve adamları konusunda konuşalım diye bugün bir plan yaptım. Biliyorsunuz Erdoğan dünyadaki en kötü kandan geliyor. Kendisi Bağrutini denilen bir sülaleden geliyor. Ne tam Gürcü, ne tam Yahudi, ne tam Çingene soyu, sülalesi, Türk düşmanı bir kripto topluluk. Bunlar Türkiye'yi bölme eşiğine getirdiler. Emelleri çok kahpece, yöntemleri sinsi, alice, kalleşçe olan bu topluluk Türk milletine tarihi boyu kötülük yapmıştır. Alparslan Malagöz Savaşı'nı kazanırken Romalılar tarafına geçmiştir. Bağrutini krallığı. Kars Doğu Beyazıt tarafında bir krallık vardı o zamanlar. Alparslan Kürtlerden, Müslüman Kürtlerden destek alıp, Müslüman Türkmenlerden destek alıp Roma İmparatorluğu ordusunu yenerken Bağrutini krallığı Romalılara katılmıştı. Kime karşı? Ermeniler de, Gürcüler de Alparslan'a destek verdi. Romalılara karşı. Bağrutiniler vermedi. Onlar Türk ve İslam düşmanı. Bu nedenle her zaman düşmanlık yaptılar. Selçuklu zamanında, Osmanlı zamanında her zaman Türklere ve Müslümanlara düşman olan Bağrutiniler kimi zaman Ermeni gözüktüler, kimi zaman Yahudi gözüktüler, kimi zaman Haçlı gözüktüler. Sürekli bu Kremun gibi şekil değiştirdiler. Ben bunları daha çok bu Kremun hayvanına benzetiyorum. Herhangi bir dini, meşrebi, kültürü, medeniyeti, ideolojisi olmayan, çıkarcı, tanrıları para olan Bağrutiniler derin devlette şu anda en üst noktaya geldi 2011 itibarıyla. Göktürk derin devleti diye faşizme çalışıyorlar. Arkasında Süfyanizm derin askerleri var. Başta Yaşar Büyükanıt olmak üzere, sebatacılar olmak üzere Anglo-Arabiya'dan Erdoğan Anglo devrine geçildi. Tüm diktatörler parasını İngiliz atına yatırır. Onlar da öyle yaptılar. Ve Arap atı atıyla bir yere kadar geldiler. Şimdi İngiliz atıyla devam ediyorlar. Erdoğan'ın zenginlerden Cengiz İngiltere'ye yatırım yapıyor. İnşaatları artık Türkiye'de değil, İngiltere'de yapıyor. Zaten Binali Yıldırım'ın oğlu da, Süleyman Soylu da, Erdoğan da, Berat Albayrak'ın oğlu da İngiliz vatandaşı oldular. Erdoğan'ın torunu Ömer de Amerikan vatandaşı oldu. Türk vatandaşına pek güvenmiyorlar, öyle gözüküyor. ETÖ'cüler ve El-Kadeciler Türkiye'de korunuyor biliyorsunuz, onlara bir şey olmuyor. Bu cahilliğiyle övünen eşek oldu eşekler, kıvırtma konusunda uzmanlar, dini jargonlar kullanarak ülkemizi yıkıyorlar, bölüyorlar. Amerika'sından Rusya'sına, İran'ına kadar pek çok dış destek, dış güç desteği aldılar. MİT'le yuvalandılar. MİT'i bir Gladio merkezi haline getirdiler. 15 Temmuz'un planlayıcısı bir numarası olan Bağrutini Erdoğan, Perinçek gibi ekipler, kralın adamları hep bu genetiği bozuk, Türk ve İslam düşmanı, haramzade, hırsızlık konusunda uzmanlık yapmış yüzyıllar boyu bir sülaleden beslendi. Şimdi ben biraz bu Bağrutini sülalesinin günümüzdeki görüntüsüne değineceğim. Mesela şu andaki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Yeğeni Mitçi oldu Şule Cengiz. Anadolu Ajansı'nda çalışmış gözüküyor. Milli Görüş ve Akıncılar Camiası tamamen emirlerinde ve bu zalimler Türkiye'de biliyorsunuz Türk ve Müslüman insanımız başında bir kılıç gibi sallanıyorlar ve her türlü kılığa giriyorlar. Papaz da oluyorlar, Vatikan'la anlaşma yapıyorlar. Pek çok köpek, eşek, maymun, domuz gorillileri var. Meral Hanım da onlardan bir tanesi. Süfyanizm için
Erdoğan için çalışıyor. Iğdır da Erdoğan lehine çekildi biliyorsunuz. MHP ile işbirliği halindeler. Dolayısıyla Süfyanizm Bavrutini Kralı'nın herhangi bir ideolojisi yok. Parti pırtı konusunda hepsini kullanıyorlar. İnsanlar şaşkınlık yaşıyorlar. Yani nasıl bu kadar şerefsiz olabilirler diye. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın akrabası Mazhar Bağlı. Kralın adamlarından bir tanesi. AKP eski MKYK üyesi, 25. dönem Şanlıurfa milletvekili, Halifetin'in Macunlu köyünden, ailesini herkes tanır. Abdullah Öcalan'ın akrabasıdır. Terörist başı Öcalan bir kolu Şanlıurfa Halifeti'den geliyor, bir kolu Elazığ'ın Karakoçan köyünden geliyor. İki kol da şu anda çok önemli hale geldi. Çünkü Abdullah Öcalan'ın akrabaları Doğu Perinçek ve Abdurrahman Dilipak. Evet, Erdoğan terörist başı. Teröristleri kullanıyor Türkiye'de. Bu kol özellikle Türkiye'nin düşmanı. İntikam alıyorlar Türklerden, Müslümanlardan. Abdurrahman Dilipak, Gladio'nun elemanı olduğu gibi Abdullah Öcalan'ın akrabası. Doğu Perinçek'in akrabası, Doğu Perinçek. Akit gazetesinin yönetmeni, o şeyden Viagra'dan geberen bir tane şerefsiz vardı ya, Hasan. Onun Ermeni kökenlidir o da. Perinçek'in akrabasıdır. Karakoçan köyünden böyle Abdullah Öcalan'ın akrabası pek çok terörist çıkmıştır. Erdoğan yıllardır onları kullanıyor. Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan yakın akrabası, bu Mazhar Bağlı, Öcalan'ın teyzesi olan Züleyha Şahin'le evliydi. Daha Mazhar Bağlı'nın yengesi oluyordu. Mazhar Bağlı'nın dayısı Mehmet Şahin, Öcalan'ın teyzesi Züleyha evliydi. Ve biliyorsunuz AK Parti döneminde PKK muhatap alındı ve Hakan Fidan tarafından muhatap kabul edildi Oslo görüşmelerinde. Yani 40 bin kişi öldürmüş eli silahlı teröristler makbul hale geldi. HDP'de siyaset yapmaya çalışıyor. Teröre bulaşmadan, silaha bulaşmadan Türkiye'nin bölünmesini engellemeye çalışıyor. Bu nedenle zaten Meral Akşener, Devlet Bahçeli ve Erdoğan HDP'ye karşılar. Kapatmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. PKK'ya destek veriyorlar. Çünkü uyuşturucu işi yapıyorlar, teneveri işi yapıyorlar, afyon işi yapıyorlar yıllardır MİT baronlarıyla. PKK taşeron olduğu için PKK onlar için çok değerli. Öcalan'ın yakın dostu Fırıldak lakaplı AK Partili Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Kahtalı'dır. Kahta'da biliyorsunuz Firavun Nemrut'un şeyi var, soyu var. Kökenleri Firavun soyundan, Nemrut'un soyundan geliyor. Kahta'da Türkmenler de var, Araplar da var. Müslüman olanlar da var ama bunlar Müslüman olanlardan değil. Yani ne Türkler ne Müslümanlar. Yani Metin, Mehmet Metiner denen şerefsiz biliyorsunuz Osmanlıcılık taslıyor. Ve Türkiye'de insanları zehirliyor, aldatıyor. Mehmet Ağar'ın ekibiyle uzun süre çalışmış olan bu şerefsiz MİT'in etnik ve bölücü faaliyetler biriminde yıllarca haberci olarak çalıştı. MİT'in etnik ve bölücülük faaliyetleri için kurduğu şubeler var. Aleviler için, Kürtler için, değişik cemaatler ve tarikatlar için. Uzun yıllardır MİT'te haberci, gambarcı olarak çalışan, part-time çalışan bu şerefsiz Mehmet Ağar'ın ekibiyle çalışıyordu. 1993'te yakın arkadaşı EK'nin eşini olan ilgisi Metin'in başına büyük sıkıntılar açtı. O konuya girmeyelim. Hayati Yazıcı denen şerefsiz bu sorunu çözdü. Metinlerin womanizer olması, şapkınlığı sürekli başına işler açtı. Zaten AK Parti'de düzgün bir adam yok yani. Sapıklar, womanizer tipler o kadar çok fazla ki. Şimdi bel altına girmek istemiyorum. 2001 yılında MİT Başkanı Şengal Atasagun'un emriyle, desteğiyle PKK ile ilişkilerinden sorumlu MİT
müdürlüğüne getirildi. Yani rütbesi yükseldi 2001 senesinde. Daha AK Parti yeni kuruluyordu. HADEP Genel Başkan Yardımcısı oldu o dönemde. HADEP Genel Başkan Yardımcısı oldu. Nasıl çalıştığını, derin devletin nasıl çalıştığını anlamanız bakımından anlatıyorum. Aynı dönemde PKK'nın yayın organı Yeni Gündem Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Erdoğan'a 1985-1994 Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olarak hizmet etti. Yani hem HADEP'li hem Refah Partisi İl Başkanı. İstanbul İl Başkanı oluyor. Böyle önemli bir adam yerin devletin MİT elemanı. 94'te 97 arasında İstanbul Belediye Başkanlığı dönemlerinde danışmanlık yaptı. Yani Erdoğan'ın yaptığı bilinen 19 yolsuzlukta Metiner denen bu şerefsiz danışmanlık yaptı. Cemaatin hiç alakası yok tabii. 2011 yılında AK Parti'den milletvekili oldu. AK Parti'nin Erdoğan'ın kralları, yani kralın adamları arasında Mahir Ünal'ın ayrı bir yeri var. Ermeni Haçadol'un torunudur kendisi. Yani Türk ve Müslüman değildir. Ortodoks Hristiyan. Müslüman gözüküyor fakat Müslüman değil. Onun yaptığı şerefsizlikleri saymaya benim periskopum yetmez. Yani öyle bir şerefsiz ki Mahir Ünal'ı bilenler bilir. Diyeyim geçeyim. En büyük şerefsiz bence Anadolu Ajansı'nın başına getirdikleri Selam Tevfik davasında İran Savunma'nın Türkiye sorumlusu olarak gözüken mutan nikahları konusunda biznes yapan Kemal Öztürk Geniş Şafak'ta hala köşe yazarlığı yapıyor. Bülent Arınç'ın basın danışmanı iken ve Anadolu Ajansı TRT Bülent Arınç'a bağlı iken Anadolu Ajansı'nın başına getirildi. Anadolu Ajansı'nı Mustafa Kemal'in kurduğu haber ajansını yok etti. Özel şirket kurup hisselerini Erdoğan'a geçirdi ve Anadolu Ajansı'nı baştan sona değiştirip AK Parti'nin şifre haline getirdi. Kemal Öztürk Anadolu Ajansı'nın başına getirilmesin diye benim özel çabalarım oldu. Fakat başarılı olamadım. Araya hizmetin koyduğu aracılarda faydalı olamadı. Ahmet Kara'dan tutun Antalya'nın abisine, Manisa'nın abisine kadar Bülent Arınç'a yalvardılar. Kemal Öztürk denen şerefsizi Savama'nın Türkiye istasyon şefini mutan nikahları biznesi yapan, kendisinin de mutan nikah kralları olan bir adam, böyle karaktersiz, ahlaksız bir adamı Anadolu Ajansı'nın başına getirme diye yalvardık. Yalvardık. Fakat en son devreye ben girdim. Adamlarımı kullandım. İbrahim Kalın'ı kullanmaya çalıştım. Fakat İbrahim Kalın Nuh dedi, peygamber demedi. Dedi ki Erdoğan'ın bir bildiği vardır. Yani evet, Erdoğan'ın bir bildiği var. Türkiye'yi yıkıyor. Bunu İbrahim Kalın seyrediyor. Bir değişiklik olmadı. Kemal Öztürk Anadolu Ajansı'nın başına geçti. Manipülasyonlar, yalanlar, iftiralar Anadolu Ajansı'nı rayından çıkardı. Bir yalan haber ajansına dönüştürdü. Çünkü Kemal Öztürk Bağratuni Cilali'dir kendisi. Öztürk'ün memleketi Ağrı Taşlıca'dır. Taşlıca'ya bağlı Çögürlü köyüdür. Eski adıyla Lesko. Kürt görünümlüdür. Fakat aslında Celali aşireti köyüdür. Celaliler biliyorsunuz Celali isyanlarıyla Osmanlı'nın başına çok büyük belalar açmış, galiler açmış mafya çetesidir eskiden beri. Değişmemiştir yani. Tamamı Ermenidir. Bir kilise vardı 15 hanede, 140 Ermeni yaşamaktaydı. Kemal Öztürk'ün anneannesi 1884 Riyad'ın doğumlu Züleyha Brut, Abdullah Meryem'den olmadır. Kemal Öztürk'ün referansı İran yapısının lideri, İslami Hareket Örgütü lideri Nurettin Şirin'dir. Öztürk'ün kardeşi Mustafa Öztürk de İrancılık faaliyetleri, savama, mutan nikahı konusunda zengin olmuş bir adamdır. Kemal Öztürk gezi hayatına 1980'li yıllarda ve 1990'lı yıllarda Selam Gazetesi, dergisi ve girişimle başladı.
Bu meydan, imza, nehir, yeni zemin, sözleşme İstanbul'u dergileri devam etti. Mir Mahmut Rıza mahlasıyla o zamanlar İranlı mahlasıyla yazılar yazdı. Ve Selam dergisiyle Mutanika için Akıncıları İran'a götürdü. Ve Mutanika konusunda Türkiye'de en uzman yetkili şahıstır yani kendisi. Yıllardır bu işten para kazandı. 1995'te muhabir olarak Yeni Şafak gazetesinde işe başladı. Yerini bulmuş yani al bayrakları. 96'da belgesel yapımcısı olmuş ve Kanal 7'ye geçmiş. Hazırladığı ilk belgesel laiklik karşıtıydı. Rütük tarafından yasaklandı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hakaretten bir yıl hapse mahkum oldu. 1999'da Kanal 7'den ayrılarak dil ve meslek eğitimi için Amerika'ya gitti. Sonra da Bülent Arınç'a danışman geldi. Herhalde Amerika'da CIA ile gerekli görüşmeleri yapmıştır. Kemal Öztürk AK Parti basın bürosunda görev aldı. Malatyalılar Şafak Değişim grubundan gelir. Bunun siyasi lideri Şengöz denen ve dini lideri Ramazan Kayan olan bir şerefsizdir. Bu Selam Tevhid davasında 1980'lerde başlayan suikastlarda, MİT destekli suikastlarda özellikle İrfan Çağırıcı ve Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun ismi ön plana çıkar. İran'da Kemal Öztürk ile beraber gitmişlerdir. Ve Çetin Emes suikastından Bahriye 3 Ok'a kadar bütün bu cinayetleri derin devlet, Veli Küçük Turgut Bey, o dönemde Turgut Bey vardı Sunal, Kemal Öztürk aracılığıyla İranlı, İran devletinin Savama terör gruplarına Laşkavar Takavar 23 ismi ona yaptırıyor. Dolayısıyla çok eski bir katil. Suikast, cinayet, faili meçhul deyince İran kaynaklı akla Kemal Öztürk gelir. Çok değerli bir eleman Erdoğan için. Mehmet Ali Bilici ve Ubeydullah Dalar gibi MİT kontrollü Hizbullah terör örgütü kurmuştu. Teoman Koman jandarma komutanıyken emir vermişti. CİTEM'i kurarken Hizbullah'ı da kurmuşlardı ve jandarmada eğitim alıyordu. Kürtlerden adam değiştiriyordu. Nerede Bağrudini, terörist, İslamcı, Celali var? Kemal Öztürk onları biliyor. Doğu Perinçek'te irtibatlı çalışıyordu. Hizbullah terör örgütü bu şekilde MİT kontrolünde Malatya'da kurulmuştu. Malatya'da Zekeriya Şengöz 1980 sonrasında kitap ev açarak yolcu çalışmaya başlamıştı. Hizbullah'ın kurulması için. Diğer Malatya bu işin merkezidir. Adzi Mendiler de biliyorsunuz Malatya merkezliydi. MİT'in İsa-i Nur örgütü terör örgütü yapmaya çalışmışlardı 28 Şubat sürecinde. Malatya'da böyle bir Yobaz Bağnaz altyapısı var. 1980 yılının Mayıs ayında Diyarbakır'da bulunan Vahdet Kitabevi'ne Hüseyin Velioğlu, Fidan Güngör kurmuştu. 1980 yılına kadar TRT'de çalışmış. Darbe sonrası ayrılmış biri. Vahdet Dergisi, İbrahim Kalın'ın da 1987 yılında İstanbul'da 1989'da okumaya kadar giderken dağıttığı yayın organıydı. Ben yakından biliyorum yani. Bana da bir kopyasını veriyordu. Ne kadar söylesem bunlar yobaz, bağnaz, şerefsiz gözüküyor. İbrahim Kalın Vahdet Dergisi'nin temsilcisiydi. Ve bu vahdetçilerle yani Hizbullah grubuyla ilişkisini devam ettirmiş gözüküyor. Hüseyin Velioğlu, Fidan Güngör özellikle Hizbullah'ın kolları var. Daha önce bahsetmiştim. İlim kolu var, menzil grubu var. Mansur Güzelsoy Hizbullah'ın menzil grubunda yeni liderlik yapmıştı. Menzil grubunu terörize edip yani MİT'e bağlama konusunda Raşit Erol zamanında çalışmalarına başlamıştı Diyarbakır merkezde. Cevdet Akbay gibi şimdi profesör olmuş Amerika'da şerefsizler o dönemde Mustafa Ardaş gibi ona bağlanmıştı. Öğretmendir Mustafa Ardaş tanırım yani. Ali Bilici'nin başını çektiği Ekrem Baytap, İhsan Deniz ve Şefik Polat gibi isimler de bu gruptan daha sonra ayrılarak İslam'a Hareket Örgütü'nü kurmuşlardı. Batman'daki Cem Kitabevi merkez olarak kullanılmıştı. 1976-79 yıl arasında Batman'da Milli Talebe Birliği yani Abdullah Gül'ün, Hulusi Akar'ın,
Melih Gökçe'nin üyesi olduğu ana babaları, ağ babaları onlar tabii. Hepsi biliyorsunuz Erdoğan zamanında önemli görevlere getirildi. Hüseyin Gülerci de burada çalışıyordu. Bunların tali kolları ise Hüseyin Velioğlu, Burhan Başçı, Abdülaziz Tunç, İhsan Yeşilırmak, Abdurrahman Ensari, Mehmet Emin Tekin, Edip Gümüş, İsa Altsoy, Süleyman İrek, Hasan Dalgıç gibi isimlerdi. Bunlar dini sohbetler düzenliyorlardı. Daha sonra bunlar domuz bağı cinayetleri olarak karşımıza 1998-2000 arasında çıktı. Katiller yani. MİT'in Hizbullah'ın organize etmesiyle ortaya çıkan özellikle Zerha Vakfı'na yönelik cinayetlerde arkasında bu Hizbullah'ın JITEM kontrolündeki ilim ve menzil grubu çıktı. Başkası çıkmadı. Yani Ergonokon derin devlet bu şekilde çalışıyor. İran yapılanmaları, radikal örgütleri Hakan Fidan tarafından kontrol ediliyordu. İşlerindeki ajan, MİT ajanı oydu. Bunlar Uğur Mumcu cinayeti, Ahmet Taner Kışçalı, Gafar Okan ve Çetin Emeç gibi suikastlar düzenleyerek toplumda çatışmalar meydana getirdi. Anadolu insanını kutuplaştırdı. Bu cinayetleri işlerken de hiç utanmadılar. Mazlum Der ve Hizbullah tarafından kurulan Mustazaf Der gibi dernekler meydana getirdiler. Daha sonra ise bu Hudapar Partisi'ne dönüştü şu anda. Kürtleri kandırmak için Erdoğan kullanıyor, bölmek için kullanıyor. Hizbullah'ın yan kuruluş oluyor. En son öyle oldu. Dolayısıyla derin devlet bu şekilde çok organize bir şekilde çalışıyor. Çok güzel. Yani derin devlet yok diyorlar. Var yani. Siyonizmin sağcılar içindeki truvatı tabii ki Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak. Kahramanmaraşlı olan Dilipak yakın tarihimizde birçok provokasyon, katillik, cinayet, azmettirmek, darbeyi uygunlaştırmak konularında uzmanlık yapmış bir şerefsizdir. Erdoğan'ın halife ve mehdi olduğunu iddia ediyor ve gittiği yurt dışı ve yurt içi konuşmalarında ana konuşma konusu Erdoğan'ın halife ve mehdi olduğu konusunda yoğunlaşıyor. 1150 odalı sarayında dünyayı, İslam ümmetini yönetmek için ofisler olduğunu iddia ediyor. Erdoğan'ın çok büyük bir lider olduğunu yutturmaya çalışıyor. Abdurrahman Dilipak kadar şerefsiz Türkiye'de bir de Doğu Perinçek var. Bir de Sedat Peker var. Daha şerefsizleri var da yani önem sıralamasına göre yapacak olursak yani radyo içinde, kontrol gelirler içinde. 28 Şubat sürecinde Kudüs gidişini Kayseri'de Mehmet Özhaseki ile düzenleyen Dilipak idi. Mehmet Özhaseki Ankara Belediye Başkanlığı adaymış. Türkiye'nin en şerefsiz, en kaypak, en dönek bu kalemun adamını şimdi Ankara Belediye Başkanı yapınca tam taşlar dediğini oturacak yani. Özellikle Milli Nizam Gençlik Teşkilatı'nda 12 Mart döneminde faaliyet gösteren Abdurrahman Dilipak mahkum oluyor. Yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geliyor. 74 affı Rahşan Ecevit'in affıyla kurtuluyor, hapse girmiyor. Hep yırtmayı başarıyor. Dilipak böyle çok ilginç bir adam. 78'de Erbakan'ın baş danışmanı oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Ankara'da bulunuyor. Darbeye giden süreç çok yakından izliyor. Konya mitingi var darbeyi olgunlaştıran. Abdurrahman Dilipak organize ediyor. Bu Leyla Usta var ya, Türkiye'de hiçbir hukuk ideal yok diyen onun babası. Bir de Kalenderi Tarikatı'nın şehri olduğunu iddia eden Amerika'ya kaçmış Şorumlu bir hemşerim de yapıyor bunu. Kendi lefsafama koydum da. Abdurrahman Dilipak özellikle Konya mitingiyle Gladio'ya çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Evren'e pas atıyor ve 12 Eylül darbesi için gerekli zemini hazırlıyor. 12 Eylül darbesinde de Gata'da yatıyor. Gata Kulli yapıyor. Askeri danışmanlardan destek alıyor. Asker kaçağı olmasına rağmen arkadaşı askere almıyorlar. Gata'da yatırıyorlar. Kızılay'da aranırken adam 12 Eylül'de hapse girmiyor. İşkence görmüyor. Dilipak torpilli bir adam yani. Kontrgerilla'nın, Granfiller'in çok yakın adamlarından da o dönemde CIA'ya çalışıyor.
Abdullah Öcalan'la aileden satan akrabalar, Mazlumler kuruluş yıldönümünde şunu söylüyor. Abdullah Öcalan yabancı birisi değil, aileden birisi diyor. Akrabası olduğunu söylüyor. Yani ona terörist deneyin, ona sayın deyin diyor. Abdülhamit Gül'ün getirilmesi de çok ilginç bir süreç. MİT'teki bütün akrabaları MİT'e soktu ya bu Adalet Bakanı. Evet var. Exile Lies.ca benim .ca şu andaki aktif web sayfam. Ben günlük koyuyorum yani bir şeyler. Sevilay Yükselir'e geleyim. Gazeteci yazar olarak bilinen A Haber'de programlar yapan bu şerefsiz o da Bahruddin'i sülalesinden İranlı Tebrizli dindar bir Şii ailesinden olduğunu söylüyor. Anadolu Alevisi olduğunu iddia ediyor ama pek alakası yok yani. Hakan Fidan gibi İran kökenli bir Caferi olduğunu iddia ediyor ama dindar filan değil. Eşi Mustafa Nihat Yükselir AK Parti medyasını monte eden ve organize eden tiplerden. Bunda İhsan Arslan var. İhsan Arslan çok önemli bir isim. İhsan Arslan'a geleceğim. İhsan Arslan ismi Yılmaz Ensarioğlu'yla dikkat çekiyor. Kürt kökenli bir aşiret reisidir Ensariler Diyarbakır'da. Hakan Fidan'ı yükselten herkes Beşir Atalay zannediyor. Aslında Yılmaz Ensarioğlu. Beşir Atalay kim tekrar? Kırıkkale Üniversitesi'nde adam profesörlük yapan sıradan biri Beşir Atalay. Yani vitrinde gözüküyor ama aslında aşiret Yılmaz Ensarioğlu. Normalde Galip Ensarioğlu hizmetin tarafındaydı ama onu aşirette Yılmaz Ensarioğlu Hakan Fidan'ı MİT müsteşarı koymasıyla Erdoğan'a büyük bir hizmeti dokunduğu için en büyük parsayı Diyarbakır'da şurada Yılmaz Ensarioğlu topluyor. Galip Ensarioğlu bizim öğretmenlerimizi dersinde PKK kaçırdığında ağırcılık yapmıştı Süleyman'ı ve bizim öğretmen arkadaşları. $50,000 para istiyordu PKK. Gitti, öğretmenlerimizi aldı geldi. Galip iyi çocuktur ama Yılmaz için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Yılmaz Ensarioğlu AK Parti'nin değişmez ana elemanı Diyarbakır'da. Aşiret mutlaka bir milletvekili çıkartıyor. Bucak Aşiret de öyle. Şimdi Fatih Bucak herhalde milletvekili olur yakında. Bucak, Sedat Bucak. 30,000 tane köy koruyucusu, eli silahlı ordusu var yani Bucak Aşiret'in. Çok güçlü bir aşiret. Aynı Abdülkadir Aksu'nun aşireti gibi. Erdoğan aşiret yapısını bilen bir adam. Güneydoğu'da Doğu Anadolu bölgesinde çalışmaları devletçi Kürt aşiretleriyle yapıyor bunu. Ve HDP'yi bölmek için hem PKK'yı kullanıyor hem de devletçi Kürt aşiretlerini kullanıyor. Kime karşı? Seyitlere karşı. Seyitler cemaati Güneydoğu'da HDP'ye destek verme kararı aldılar tüm itibariyle. Ve Erdoğan'ın ülkeyi böldüğünü, parçaladığını, İslam ve Türk düşmanı olduğunu anladılar. Biraz uzun sürdü ama 5 yıldır biz anlatıyoruz. Nihayet anladılar. Dolayısıyla bu şerefsizler artık gitmeli diye düşünüyorum. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Abidin Ünal darbeci Hollanda'ya kaçtı. Büyükelçi Şaban Dişli kendisine villa almış. Yani Mehmet Dişli hapiste falan değil. O da Hollanda'ya gidecek. Zekai Aksakallı da yani pasaportunu yeniledi. Bütün her şeyi nakde çevirdi. O da yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Türkiye Vakfı'nda kimler var? Şimdi bu İstanbul Belediyesi'nin para aktardığı milyarlarca dolar olmuş. Milyon değil artık. Aktardığı kurumda Bilal Erdoğan'ın yanı sıra yani Esra Albayrak var. Erdoğan'ın kızı. Serhat Albayrak var. Erdoğan'ın damadının ağabeyi. Reyhan Uzuner var. Erdoğan'ın gelini. Ziya İlgen var. Şu meşhur enişte. Hani galiba eniştelerini öğrenmişti. Şule Albayrak var. Tayyip Erdoğan'ın kızı Albayrak'ın erdisi. Ergün, Ahmet Ergün var. Erdoğan'ın en yakın arkadaşı. Bülent Turan var. Milletvekili AK Parti'de Hasan Can var. Ümraniye Belediye Başkanı. Çiftlik Bank'ın gerçek sahibi ise Erdoğan kardeşinin dünürü Mevlüt Uysal. AK Parti'nin
Başakşehir Belediye Başkanı Yunus. Yani Müge ile evli. O da Emine Erdoğan'ın akrabasıyla evli. Dolayısıyla akraba kohum ilişkileri. Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı'nı anlatmıştım. Üstünden tekrar geçeyim mi? Mehmet Doğan Kubat, AK Parti milletvekili. Mustafa Ataş, Yasemin Solmaz. Yani bunların hepsi Remzi Gür'ün kızı oluyor. Yani Erdoğan'ın çocuklarını yurt dışında okutan, burs veren Remzi Gür'ün kızı Yasemin Solmaz da TÜGEV Vakfı'nda yerini almış bulunuyor. Emine Şenlikoğlu da orada bulunuyor. Reza Zarrab da kız yurdunu yaptırdı. 5 milyon dolar borçta bulunan hayırsever bir iş adamı Reza Zarrab. Şu anda Amerika'da geziyor biliyorsunuz. Halk Bankası cezası daha Türkiye'ye gelmedi. O gün vaktini kolluyorlar. Başka Zeynep Feza Eker var. Ayhan var. O Mehdi Eker'in kızı oluyor. Eski Tarım Bakanı. Tarımı mahveden Fakı Baba'yla tarımın canını okuyan arkadaşları var ya. TÜGEV Vakfı gibi Erdoğan'ın bütün vakıfları, Erbakan'ın da vakıflarını kendi üstlerine geçirdiler. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin Muhammed Rıza Şah Vakfı'na benziyor TÜGEV Vakfı gibi oluşumlar. Yolsuzluğu böyle yapıyordu Şah. Bu konuda zaten İbrahim Kalın uzman, onun doktora tezi danışmanı Şah'ın kültür baş danışmanıydı. Amerika'ya kaçtı Seyit Hüseyin. Oğlu Vasıl, Vali Nasr da Amerikan Derin Devleti'nin İran şubesinin başında bulunuyor. İbrahim Kalın'ın ilişkileri çok derin yani. Sistemi bildiği için Hümeyni'nin sistemini Hümeyni'nin sistemini den önce Şah Pehlevi'nin sisteminde biliyor. Şah ailesi İran'ın soydu, madencilik, inşaat, otomotiv sektörü, metal işleri, teknik tarım, bankacılık, sigorta, turizm, kumarhane, müzik kolu, otelcilik kadar 207 tane şirketi vardı. Yani şu anda Erdoğan Rıza Şah Pehlevi'yi bine katladı. Onun şirket sayısını şeytan bile hesaplayamıyor. Hazineye hortumu taktı. Erdoğan ailesi, akrabaları, kralın adamları şu anda sadece İstanbul Belediyesi'nden hülle ile 3.7 milyar dolar aktarılmış bu vakıflara. Kontrol ettiği varlık da sadece TÜGEV Vakfı'nın 19.2 milyar dolar. Milyar dolar. Dolayısıyla şimdi Sadatçı Nevzat Tahran hastanesi var. Açıklama yapmıştı. 1000 tane Sadat milisi 15 Temmuz'da sokaklarda insanları öldürdü. Silahlarını da Erdoğan dağıttı. MİT dağıttı. Kim yapmış darbeyi? Kimmiş katil? Nevzat Tahran bunu televizyondan söyleyelim. Bir seneden fazla zaman geçti. Hiçbir savcı harekete geçmedi. Türkiye'de resmi bir devlet yalanı var biliyorsunuz. Tuğva Vakfı'nda 74.3 milyon TÜGEV'e 51.6 milyon TL. Ensar Vakfı'na 41.4. Okçular Vakfı 16.6. Aziz Mahmut Hüdar Vakfı 16.5 milyon TL aktaran bu yönetim Türkiye'yi mahvediyoruz. Böyle haksız rekabet yapıyor. Erdoğan her gün 28 tane televizyonda konuşuyor. Aleyhine konuşursanız hapse atıyorlar. Metin Akpınar'ın da artık imza etmesine gerek kalmadı. Müjdat Gezen gibi serbest. Şov yaptılar sadece. Yani gözdağı verdiler. Onlara işkence yapmadılar biliyorsunuz. Onlara 30 gün işkence yapılmadı. Durum bu yani. Ben özetlemeye çalışıyorum. Anadolu'nun masum insanlarına, yetiştirilmiş aydın insanlarına zulüm edip, travmalar açıp, geleceklerini kırartıp Türkiye'nin önümüzdeki 50 senesini yıkıyorlar yani. Radyo operasyonları böyle oluyor. Bu durum karşısında yani söyleyecek bir sözleri yok ama popülizm yaparak, hedef saptırarak Erdoğan yoluna devam ediyor. Enflasyon zirveye çıkmış. Her şey sahte, göstermelik. Çakma tabii. Bu ülkede şimdi bir kas sistemi, Hindistan kas sistemi, Fetret Karanlık Devri geldi. Orta Çağ cadavi uygulanıyor biliyorsunuz. Robin Hood'lara da MİT izin vermiyor. Yakalıyorlar.
50 milyar dolar IMF ile borç anlaşması için masaya oturdular ama seçimden sonra açıklayacaklar. Şimdi 5 milyar dolar verin diye yalvarmışlar. Toplam 200 milyar dolar istemişler çünkü borç var. IMF bunu neyin karşılığında verecek? Elbette standby anlaşması yapacak. Kemerlerinizi sıkın önümüzdeki 20 sene diye çok acı bir reçete yazacak. Ama Erdoğan bunu size söylemiyor. IMF'den biz borçları kapatmıştık filan. Türkiye'yi çok borçlandırdılar. 200 milyar dolar civarında. Fehmi Koru televizyona çıkmış utanmadan. Hizmeti bitirdik. Çok şükür elhamdülillah. Hamdolsun diyor. Bir daha Türkiye'ye gelemezler diyor. Türkiye çok güzel bir ülke oldu diyor. Bak beni de içeri atmıyorlar diyor. Gerizekalı yani. Yıllarca biz bu adamı yoktuk yani. Darbeyle alakası olmayan herkes hapiste. Bunu Perinçek, Ahmet Zeki Üçok, Nedim Şener ve Azılı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye düşmanlarıyla beraber yapıyor Erdoğan. Ne yapıyorlar? Kumpas, Tuğgeneral Akgülay FETÖ'den tutuklandı. Adamın yakından uzaktan cemaatle alakası yok. İran, Rus destekli ulusalcı darbe formülleri çok fazla böyle. Fitne, nifak, had safhada. Bu ulusalcı laik yürü, Kemalist grup öyle bir şerefsiz, öyle bir şerefsiz ki. Yani bu adamların başa çıkmak gerçekten çok zor. CIA, Mossad, Orta Asya cemaate laf atıyorlar. Aslında 15 Temmuz konsolosunda kimler var? Fatih Karacan iyi biliyor. Şerefsizlik yapıyor tabii. 15 Temmuz'da Ergonokon balyoz sanıkları var. Reis Hazretleri Hakan Fidan var. Seçilmiş MİT, İran, Rus ajanları var. Seçilmiş AK Parti milletvekilleri var. Hulusi Akar var. Zekai Aksakallı, Ahmet Zeki Üçak, tuzak listelerini hazırlayan ve askerden kaçmalar için Bambi'ye lakaplı var. Arkadaşlar yıllardır AK Partilere sakat raporu veriyor. Para karşılığı. Tarikat liderleri var. Havuz medya başları var. Turgay Güler, Turgay Cinel, bir sürü Cem Küçük, Fuat Uğur. Danışmanları var. Şimdi istifa etmeye başladılar ama bir yere kaçamazlar yani. Enişte var Ziya. Damat Berat. Yeğenler. Mustafa Erdoğan kardeşi. Melik Gökçek. Kamyon militan desteği sağladı. Yani Şerife Bacı var biliyorsunuz. Kamyonuyla geldi. Yalan yani hepsi. Perinçek generalleri var. İlker Başbuğ iç askeri yönetim var. Devlet Bahçeli var. O ülkücülerle katkıda bulundu. Özellikle Mehmet Ağar'la işbirliği halinde. Süper kahraman Şerife Bacı'dan tutun. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıkmak için Suriye'de iç savaş başlatan bu şerefsizler Ezan Silah desteğinde Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldılar. Aydın Doğan da laik cepheden Hande Fırat ile FaceTime ile katıldığı Sümer Yalçın zaten sol medya yönetimde Oda TV'de. Nedim Şener de ters algı yapan şerefsizin önde gideni. Alexander Dugin uçuş trafiği askeri destek sağladı. Rus mafyasıyla istihbaratıyla koordinasyonu Viktor var, Vladimir var Rusya Büyükelçiliğinde Ankara'da. Türkçe bilirler. Onlar sağladı yani 15 Temmuz'da. Melik Gökçek de koordinasyon merkezinde 15 Temmuz'u organize ettiler. Ama Ankara'da Esenboğa'yı kimse tutmadı. Başkent'te Esenboğa önemli bir yer değil yani. Darbe oluyor. Esenboğa havalimanında kimse yok. Ankara'da politikacılar, siyasetçiler hedeflenmediği için kimsenin kaçma ihtimali yok. Bütün AK Parti'nin çakalları silahını almışlar. Meclise gitmişler yani. Biliyorlar darbe organizasyonu bir tiyatro, soykırım projesinin bir parçası, kendilerini hedefleyen bir şey yok. Eskiden darbeler olurdu. Önce siyasileri kelepçelerlerde götürürlerdi, zincir bozan filan. Ondan sonra siyasi partileri kapatırlardı. Askerler eskiden böyle darbe yapıyordu. Şimdi askerler sivillerle, AK Parti ile işbirliği yapıp millete karşı darbeyi farklı türlü yaptığı için insanlar bir şok yaşadılar tabii. Soykırım havuzunda debelenenler var. Bunlardan bir tanesi de İYİ Parti'den en net olarak Tunç Soyer'in açıklaması. FETÖ intikam alıyor diyor. Çok komik adamlar yani. Gerçekten yani.
genel kitle İYİ Parti, CHP, İzmir adayı aynı çizgiye gelmiş bir durumda. Erdoğan çok birleştirici bir adam. Ne kadar Bagrutini, kripto, Kapadokyalı adam varsa Hitlerci, faşist hepsini birleştirmeyi başardı. Yani bu kadar başarılı bir İslam düşmanı Süfyan, hırsız, katil gelmemiştir Türkiye tarihinde. Ne kadar başarısız, kabiliyetsiz, liyakatsız adam varsa, hırsız varsa, mafya varsa hepsi Erdoğan'ın etrafında toplandılar. Aynı sepete girdiler. Faşizan solcu Leman diye manşet atmışlar. Niye? Bebekler var başörtülü hapiste. Solcular nasıl destek verir? Leman solcu değil miydi ya? Yeni Akit kadar Gladion'un sağ kolu olmuş şerefsiz bir grup herhalde dünya tarihine gelmemiştir. Bavru dinler böyle çalışıyor. Bu kadar ahlaksız. Metin Feyzoğlu zaten ayrı bir ahlaksız. Biz birleştik diyor. CHP'nin başına beni Erdoğan getirecek. Biz soykırım yapıyoruz. Ne kadar Kürt varsa, cemaatten adam varsa öldüreceğiz diyor. Çok ağır bir travma geçiriyor ülke diyor. Biz de bu travmaya yardımcı oluyoruz. CHP kanadı olarak, barolar olarak avukat vermiyoruz. Soyuyoruz milleti. Erdoğan'ın hizmetindeyim diyor. Selam çakmış yani. Böyle bir şerefsiz Metin Feyzoğlu da. CHP'nin başına yakışır. Kemal Kılıçdaroğlu zaten çok yıprandı. CHP'liler kaçıyormuş, DSP'den aday oluyormuş. Hiç umurunda değil yani CHP'lilerin. CHP diye bir parti kalmadığı gibi Meral Akşener gibi bir parti yok aslında. Özel Halk Partisi hepsi. Türkiye bu şekilde battı. Yılmaz Erdoğan'a bayıldım. Kurtlarla Dans diye. Arkadaş 4 tane mi 5 tane film yaptı. Fikirtepe'nin çocukları, serserileri artık maçı halı saha maçları Erdoğan'la yapsınlar. Erdoğan santrifor iyi gol atıyor. Yani takıma Erdoğan'ı alırsanız bütün bahisleri kazanırsınız. Türkiye komedi gibi oldu ya. Yani sucu bucu diye insanları fişle ayrımcılık yap, ırkçılık yap, kin ve nefreti artır. Atilla Kıyafet'e ben sürekli şey yazıyorum da ya paşam diyorum. Artık akıllanın yani. Çevik bir Çetin Doğan var Erdoğan'ın arkasında biliyorsunuz. Maduro'yu kim destekliyor? Rusya, Meksika, Çin. Bir de Erdoğan. Ortak özellikleri uyuşturucu işi yapıyorlar. Bu arkadaşlar komünist öbürleri. Türkiye komünist mi oldu? 15 Temmuz kızı bir komünist devrim miydi? Türkiye ne zaman komünist oldu ya? Behzat Tandoğan'ın bir sözü vardı. Komünizm gerekliyse Derin Devlet, o zaman Ankara valisi, bu ülkeye komünizmi biz getiririz dedi Derin Devlet ve komünizmi getirmeyi başardılar. Biz tebrik etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Atilla Kıyak Paşam, sen Fenerbahçe'de, Moda'da, orada evinde kahveni, viskini höpürdetirken insanlar zulüm görüyor, işkence görüyor, hayatları kararıyor. Yani biliyorsun 15 Temmuz'u kimin yaptığını, geyik muhabbeti yapmanın sırası mı? Ne zaman ülkeyi kurtaracaksınız? Kenevir üretimine geçti ülke ya. Haşhaşi oldu. Haşhaşilerin lideri oldu Erdoğan. Bagrutini denen bu sülaleyi, bu kripto adamları niye iktidara getirdiniz? Sor bakalım şu arkadaşlarım Çevik Bire, Çetin Doğan'la her hafta sonu berabersiniz. Biski içiyorsunuz sabahlara kadar. Ben mi soracağım? Yani Fenerbahçe, Ordu Evi'ne, Moda'ya ben mi geleyim? Mason toplantılarına ben mi katılayım kardeşim? Beni çağırmıyorsunuz ki. Biz kaçak giriyoruz hep. Ondan sonra topluma gerçek açıklamayı yapmıyorsunuz tabii. Biz bu arada 25 dakika geçtik galiba ya. 44 dakika olmuş. Bak ben sınırlara bir türlü riayet edemiyorum. Kusura bakmayın. Daha kahvaltı bile yapmadım. Eksi 40 derece. Kızı okula sürdüm. Oğlanı da Kore bafeye götüreceğim. Benim sessionlarım var. Hastalarım var. Yani bu soykırım projesine son verin. Yeter artık. Bu tiyatro kaç sene sürecek?
Türkiye'yi yıktınız, yaktınız, böldünüz. Bölücüler sizsiniz. Bölücülere destek veren de bölücüdür benim gözümde. Paşa olmanız bir şey değiştirmiyor ki. Bu dinler tehlikeli. Türk ve İslam sentezine zaten karşılar. Muhsin Yarıcıoğlu'nu da o yüzden şehit ettiler. Biliyorsunuz Ali Lapanka ile Ali Türkşen'in öldürdüğünü. Siz emir verdiniz yani. Sizin adamlar emir verdi. Erdoğan işine geldi tabii. Hakan Fidan'ın, Beşir Atalay'ın filan. Öyle Muhsin Yarıcıoğlu gibi kahraman Anadolu evladı istemiyorlar. Suçu da cemaatin üstüne atmaya çalıştınız ama hiçbir suç cemaatin üstüne yapışmıyor. Cemaat dünyada model, eğitim modeli. Güzel insanlar. Türkiye'ye yazık ediyorsunuz. Ve Türkiye'nin batmasına göz yumarak siz bu suça ortaklık ediyorsunuz. 45 dakikada bitirelim.